Yarın biz sadece Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz yarın sadece kıymetli başbakanımız, ben sadece milletin önünde, ben sadece Allah'ın önünde eğilirim diyen kıymetli başbakanımızı, kıymetli genel başkanımız için, eğer bu büyük milletimiz teveccüh gösterirse sadece onu Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Bilmenizi istiyorum. Yarın bu ülkede tam 350 yıldır Karlofça vesayetiyle birlikte bu ülkeyi istediği gibi idare etmeye, benim halkımı kuru kalabalıklar, benim halkımı siz oyunuza atın, biz sizi faizin üzerinden, biz sizi oluşturduğumuz kurallar üzerinden istediğimiz gibi idare ederiz diyenlere karşı bu milletin itiraz edeceği gün, o insanlar Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musun? Osmanlı-Rus harbinde bu toprağın egemenliği için mücadele edenler. Kimler biliyor musunuz? Balkan harbinde, Trablusgarp'ta, Birinci Dünya Harbi'nde bizim yitiklerimiz, bizim evlatlarımız Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musunuz? Söylemek isterim. Evet, tamına 8.000 faizle birlikte fabrikasını kaptıranlar, iflas edenler, esnaf dükkanını akşam açamayıp ertesi gün evine gittiğinde acaba ben eve ne söyleyeceğim diye şurasında icra olan insanlar, onlar Cumhurbaşkanı. Kimler biliyor musunuz? Çok net söylemek isterim. O üniversiteye giremeyen, sadece kıyafetinden dolayı ayrılan insanlar, ayrılan kadınlarımız Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musunuz? Evet, 1071'de bu Anadolu'nun kapısını bize açan Alparslan Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musunuz? Evet, o şu göğsünden Osmanlı Devleti'ni çıkaran ve inşirahıyla, genişlemesiyle beraber bir düveli muazzamayı, bir devleti Ali Osmanlı'yı kuran, kurduran Ertuğrul Gazi, Osman Gazi Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman, o muhteşem padişah Cumhurbaşkanı olacak. İstanbul'un Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han Cumhurbaşkanı olacak. Kimler biliyor musunuz? Evet, yarın Abdülhamit Han Cumhurbaşkanı olacak. Abdülmecit Cumhurbaşkanı olacak. Yarın basın medeniyet seviyesini sevgi gösteren Gazi Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olacak. Bizim yetimiz, yetimimiz ve 1960 darbesinden sonra idam edilen merhum başhekimimiz Adnan Menderes Cumhurbaşkanı olacak. Yarın Allah'ın izniyle inşallah o güzel insan, milletin emrinde olan, milletiyle beraber olan rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olacak. Rahmetli Erbakan Cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkede kim varsa, kim haksızlığa uğramışsa, kim bir şekilde mağdur ve mazlum edilmişse onlar Cumhurbaşkanı olacak. Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Güçlü bir Türkiye, öncü bir Türkiye, zengin bir Türkiye geliyor. Somali'den Myanmar'a kadar, bugün eza ve cefa ve katliam içerisinde olan Filistin'e kadar, Irak'tan Orta Doğu'ya kadar, Orta Asya'ya kadar, Balkanlar'dan Mostar'dan Manastır'a kadar, Tedo'ya kadar, dünyada herkes hak sesi arayan, adalet sesi arayan herkes Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip Erdoğan sadece oy verenlerin Cumhurbaşkanı olmayacak. Sadece kendisine oy verenlerin Cumhurbaşkanı olmayacak. Alevilerin Cumhurbaşkanı olacak. Kürtlerin Cumhurbaşkanı olacak. Türklerin Cumhurbaşkanı olacak. Yörüklerin Cumhurbaşkanı olacak. Boşnakların, Arnavutların, Pomakların, Gürcülerin, Çerkezlerin, Abazaların, Romanların Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip Erdoğan kadınların Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip Erdoğan gençlerin Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip Erdoğan 77 milyon herkesin, her bireyin, herkesinin Cumhurbaşkanı olacak.